AKP iktidarının güncel saptırmaları ve tarih saptırmaları iktidarın başarısızlıklarına göre aldığı önlemler çerçevesinde değişiyor. Şimdi mesela ekonomiyi yöneten ve ben ekonomistim diyen şahsım devletinin temsilcisi, sahibi dedi ki ben ekonomistim. Nas'la dedi yöneteceğim. Bu dedi dinimin kuralıdır. Üstelik de dedi ben ekonomistim. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ekonominin dedi. Kitabını yazdık dedi. Evet. Ve sonuçta faizleri indire indire dolar yüksele yüksele enflasyon tavana vurdu. Millet açlıktan kıvranıyor. Derken Türkiye Cumhuriyeti iflas etti. Felaket. Merkez Bankası'nda döviz kalmadı, altın eriyor filan. Seçimden sonra rica minnet, ortodoks politika denilen klasik maliye politikalarını uygulayan Mehmet Şimşek'e rica minnet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek ikna edilebildi ve Maliye ve Hazine Bakanlığı'na getirilebildi rica minnet. Ve orada dedi ki ben anortodoks işte böyle yok Nas'la faizi indiririm oradan o fırlar filan öyle bilmem garip şeyler değil ben bildiğimiz ortodoks politikalar uygulayacağım dedi. Bu arada harika bir Twitter esprisini paylaşmadan edemeyeceğim. Şimdi kim yaptı hatırlamıyorum ama kendisine çok güzel bir espri diye yanıt verdim. Diyor ki biz diyor Sünni Müslümanız ortodoks politika diyor izlemeyiz. Öyle de bir tatlı espri var. Ortodoks tabii hem siyaseten hem din açısından daha sert, daha kökten dinci, daha katı Ortodoks Yahudi denir, Ortodoks Müslüman denir filan. Yani Ortodoks siyaset biliminde katı ve daha çıkış, ilk çıktığı zamana daha uygun ideolojileri savunanlara söylenir. Öyle bir şey. Şimdi diyor ki gene şahsım devletinin sayın temsilcisi ve sahibi uçakta dönerken ben olduğum yerdeyim diyor. Yani öyle kimse diyor hani faizde hani değişti filan diye düşünmesin ama diyor ben diyor olduğum yerdeyim. Hiçbir değişiklik bakanı serbest yok. Bakanı serbest bıraktık. Ama diyor bakanın diyor şeylerine, kararlarına tabii filan ben dün burada aynen okudum bir haksızlık etmeyeyim diye. Cümle gayet karmaşık, ne dediği tam anlaşılmayan bir biçimde. Zaten ilk söylediğiyle, cümlenin ilk yarısıyla ikinci yarısı birbirini naks ediyor eski deyimle. Birbirini yalanlıyor, birbiriyle çelişik. Yani kullanılan cümle öyle bir cümle. Yani gene söyleyebilirim, önemli değil. Dolayısıyla yaşadığımız gerçeğin ne olduğu konusunda da bize empoze edilen ilkeler çok hızlı değişiyor. Sürekli dostlar düşman, düşmanlar dost. Bazı ilkeler, işte garip ekonomik ve mali politikalar geçerli. Bazen hayır onlar geçersiz, klasik ekonomik ve mali politikalar geçerli. Yani milleti tam anlamıyla şamaroğlanına çevirdiler. Bu arada çok önemli bir noktaya işaret edeyim. Bütün ben de dahil biraz yanıldık. Bütün yorumcuların yanıldığı bir husus. Değerli izleyiciler, deprem iktidarın aleyhine çalışmadı. Deprem iktidarın lehine çalıştı. Aynen 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki terörün yaptığı etkiyi yaptı. Müthiş bir tokat attı topluma. 7 Haziran 1 Kasım arasında Suruç katliamı, Gar katliamı gibi katliamlar vardı, terör eylemleri. O yüzden kendi içinde %10, %40'lık oy %49,5 oldu. Kendi içinde dörtte bir arttı AKP'nin oyu. Deprem aynı etkiyi yaptı. Ve o tokadı yiyen toplum, o korkunç zelzeleyle sarsılan toplum, iktidarın alışılmış güvenliğine, iktidarın alışılmış gücüne yöneldi. Yani tam tersi etki yaptı.
Ben de sanki geç müdahale etti, yeterli zamanda müdahale edemedi, çok eksiği oldu falan filan, aileyle çalıştı diye düşündük hepimiz. Ama öyle değil. Orada o darbeyi zelzeleyle yıkılan insanlar alıştıkları iktidarın sığınağına geri döndüler ve koştular. Yani oradaki o felaketzedelerin AKP'ye oy vermesinin sebebi aynen 7 Haziran 1 Kasım arasındaki terör eylemlerinin yaptığı etkiyi yaptı. Korku ve dehşet ve güvensizlik mevcut iktidarın güvenlik politikalarına yöneltti seçmenleri. Bunun da altını çizmiş olalım. Buyurun efendim. Evet hocam, önemli bir tez ama ben çok katılmıyorum buna. Deprem bölgelerinin tamamında iktidarın daha önce aldığı oya göre düşüş var. Ama bu düşüş ciddi bir düşüş değil. Ama düşüş var. Yani bir yükselme yok, bir düşüş var.